90'lı yıllara bak, peçetesi bile ağır yani, o kadar. Ama gerçekten yolları kötü yani, haberiniz olsun. Mideniz bulanır yani yolda. Bir kaçtık. Batuhan. Neyim? Da. Batuhan. 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 Da. And Mr. Batuhan, super number one, 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 one. Where are you from? Turkey. God bless Turkey. Batuhan, super number one, Mr. Bagalan. But say it to your friends. Hello, Hare Krishna. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kulovdi'den yani Filibe'den Varna-Burgaz arasında bunların Antalya, yani Türkiye'de Antalya olarak algılayın. Antalya'nın Alanya'sı gibi bir bölgesi var. Sahili, kum falan filan diye. Böyle orası Antalya olarak gözüküyor. Zaten Varna, Antalya gibi hani eşit olarak görüyor. Yani Bodrum'da olabilir işte. İşte bugün oraya yolculuk edeceğim. Bilet aldım. Bilet 24 lira, yani Türk lirasıyla 80 TL falan, 90 TL falan. 5 saat sürecek yolculuğumuz. Bilet de şöyle bir şey, size de göstereyim. Bize geç geldiğimiz için 45-46'yı verdiler, en arkadayım ben. Aslında daha rahat en arkada olmak. Umarım otobüste klima vardır, acayip sıcak bu arada. Birinci perona falan geldik. Bilgileri var. Bulgarca yazıyor. Ama ben hafiften anlıyorum artık Bulgarca'yı. 1,5 yıl oldu artık burada yaşamadım. Anlıyorum yani. Öyle. Bilet alırken zorlanmadım. Yani normal dandik İngilizcemle gittim. Kadına dedim işte Sun Biç'e tiket istiyorum gibi bir şey dedim. Yani bilet istiyorum dedim. O da hemen zaten anladı, yabancı olduğunuzu anlıyorlar yani, çok sıkıntı çıkarmayın. Ama burada otogar 4 tane bildiğim kadarıyla. Biz şeydeyiz, Kuzey Otogarı mı burası? Kuzey Otogarı veya Güney Otogarı bilmiyorum, ikisinden biri. Buraya şey de geliyor, Türkiye'den gelen otobüsler de geliyor yani, İstanbul'da otobüsleri bu otogara geliyor. Otogar da şöyle, size göstereyim. Yani küçük, sıradan otogar işte, ara istasyon otogarı. Öyle. Neyse, şimdilik kapatayım. Yolda falan da çekeceğim, binerken de çekerim. Biletleri falan da gösteriyor zaten. Hepsini çekerim. Tamam. Şimdi otobüsün gelmesine az kaldı. Biz 1 saattir buradayız. Klima vardı ya, burada yakınlarda AVM var, oraya gittim. AVM'de biraz oturdum klimanın altında. Şimdi var ya, suyum çıktı burada. Çok sıcak. Otobüs de gelmemiş herhalde. Herkes otobüsü bekliyor. Burası da buranın dinlenme yeri. Yani yolcu bekleme yeri. Şöyle göstereyim. Kimse yok. Yani. Öyle. Zaten büyük bir yerde değil yani. Yanlar, yani o kasalarda falan görüyorsunuz. Biraz bir şey. Otobüs firmaları. Şimdi yerleştirdik çantaları. Türkiye'deki gibi şöyle kodlama fiş veriyorlar. Fişten gideceğiz. Yerimiz en arka bu arada. Otobüsümüz de bu. Biz. Bu. Böyle. Şimdi kapıları açtılar. Muhtemelen bilet şeyine göre içeriye alacaklar bizi. Galiba. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu da benim yolcu. Şimdi bilet sırası bekliyorum. Herhalde nerede ineceğiz veya biletleri gösteriyoruz. Tam böyle bekliyoruz. Beşle 46.
mesafesi bu kadar. Yani yatırırsa ben bittim yani. Benim göbeğime geliyor. Bakın göbek bu da. En arkaya yer almışız. Bir de bilet şeyleri burada camda yazıyor. Koltuk. Çok üzüldüm. Koltuk da yazmıyor. Burada camlarda yazıyor burada. Ben yandım. Yandım, su çekiyor. Otobüs tam Türkiye'nin 90'lı yılları, bak peçetesi bile var yani, o kadar 90'lı yılları. Şöyle göstereyim size. Burası da otobüsün bildikleri, şuradan çıkış yapacağız şimdi birazdan. Umarım. Şu benim çanta. Abi şu mavi versene hemen. Senin yanındaki ha. Uzaya göndermişler seni çanta. Sanibiç. Sanibiç. Ciao. Şimdi tersimize şimdi otelimiz yok. Otel arayacağız şimdi. İndim, geldim. 5 saat sürdü herhalde. 5 saat sürdü değil mi abi? 5 saat sürdü ya. Bayağı yorucuydu. 3 şehirden geçtik. Artı bir mola. Bir de yolları çok kötü Bulgaristan'ın. Midenizi kaldırıyor. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz, like yapabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Değil kaldı lan, motorum. Öyle. Öyle şeyler yapabilirsiniz. Bu arada benle gelen arkadaşın çantası otobüste kaldı. Onu peşinden koşturuyor şimdi.
Onları yapabilirsiniz. Neyse ben şu çantayı alayım.